Ara Pakis için Richard Mayer tarafından yapılmış olan muhteşem güzellikteki yeni müzede bulunuyoruz şu an. Ara Pakis, barış sunağı anlamını taşıyor. Bu mimari öğe, Augustan dönemi Roma eserlerinden günümüze ulaşan en değerli anıt. Augustus, Roma'nın ilk hükümdarı. Pax Romana olarak bilinen Roma barışını sağlayan kişi. Ağustos günümüzde İspanya ve Fransa olan bölgeden zaferle döndüğünde Senato Ağustos'un imparatorlukta sağladığı başarıyı kutsamak ve anısını yaşatmak üzere bu anıtın yapılmasına karar veriyor. 4 Temmuz 13 yılında altarın üzerinde inşa edileceği arazi belirleniyor. Şu an bakmakta olduğunuz anıt 17. yüzyılda ve çoğunlukla da 20. yüzyılda bulunan pek çok parça bir araya getirilerek oluşturulmuş. Yani bu bütünlükte bir araya getirilebilmiş olması aslında küçük bir mucize bile sayılabilir. Kalıntılar birisinin sarayının altında bulunmuş. Daha sonra parçalar çıkartılmış ve birleştirilmiş. Çalışmaların önemli bir kısmı Mussolini zamanında yapılmış. Mussolini kendini Roma'nın ilk imparatoru Augustus'la özdeşleştirdiği için bu çalışmalara büyük önem vermiş. Şimdi altar kelimesinin anlamı üzerinde biraz duralım. Altar veya sunak dediğimiz mimari yapıda merkezde yer alan sunak bölümünü çevreleyen duvarlar bulunur. Augustus'u düşündüğümüzde altar daha önemli ve ilginç bir hale geliyor. Zira Augustus da merkezi bir güç oluşturuyor. Roma kurulduğu dönemlerden itibaren kralların yönetimi altında olmakla birlikte aslında bir cumhuriyet ve Roma'nın önde gelen ailelerinin yaşlılarından oluşan senato yönetimde çok etkili. Roma, Augustus'un amcası olan Julius Caesar dönemine kadar bir cumhuriyet. Daha sonra Caesar bir suikastle öldürülüyor ve iç savaş başlıyor. Barışı sağlayansa Augustus oluyor. Augustus kendisine zaferlerini ve gücünü onurlandırmak için verilmiş bir isim. Doğduğunda kendine verilen gerçek isimse ise Octavian. Augustus oldukça ilginç bir politika izliyor. Senato'ya güçlerinin önemli bir kısmını geri vermekle birlikte kendisi için gerçek ve merkezi bir otorite oluşturuyor ve her şeyi kontrolü altına alıyor. Augustus Pontificus Maximus titrini de elinde bulunduruyor yani imparatorluğun dini anlamdaki en yüksek kişisi ve bu makamda olması onu daha da güçlü kılıyor. Ayrıca amcası Sezar Tanrı gibi algılandığı için Augustus da Tanrı'nın oğlu gibi algılanıyor. Bu sebeple bu altar hem siyasi açıdan hem dini açıdan son derece önemli. Augustus, M.Ö. 5. yüzyıl civarındaki Yunan uygarlığına Roma'nın cumhuriyet olduğu döneme Roma'nın geleneksel değerlerine saygı gösteriyor ve eskiden Roma dininde uygulanan bazı törenleri tekrar hayata geçiriyor. Bununla birlikte aynı zamanda Roma'yı radikal şekilde değiştiriyor. Tuğla binalardan oluşan Roma şehrini mermerden bir şehir haline getiriyor. Ve Ara de mermerden yapılan bu binaların eşsiz güzelliğe sahip bir örneği. Arapaekse yakından baktığımızda Augustus'un Roma'ya yaşattığı altın çağı hissedebiliyoruz. Altarın en dikkat çekici özelliklerinden biri alt frezede bulunan son derece detaylı ve süslü rölyefler. Bu rölyefler bütün yapının etrafında bulunuyor ve 50'den fazla değişik türde bitkiyi gösteriyor. Bu bitkilerin bir kısmı oldukça doğal bir şekilde oluşturulmuşlar ve gördüğümüzün hangi bitki olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Ancak aynı zamanda bitkiler oldukça stilize şekilde çalışılmışlar ve çok güzel, simetrik, doğrusal formlar oluşturuyorlar. Doğa oldukça kompleks ve detaylı çalışılmış olmakla birlikte gerçek bir düzen hakim. Burada gördüklerimi kısaca özetlemeye çalışayım. Son derece hacimli ve zarif bir akantus yaprağı var. Korint başkentlerinde çok ünlü olan bir doğal bitki bu. Bunun üzerinde ise birbirlerine sarılarak spiraller oluşturan çeşitli bitkilerin filizlendiğini görüyoruz. Ayrıca bu yaprak ve bitkilerin arasında çeşitli hayvan formları var. Örneğin kurbağalar, kertenkeleler ve kuşlar görüyoruz. Figürler oldukça derin oyulmuş. Mermerin dış yüzeyinin parlaklığıyla mermerin alt katmanlarında oluşan gölgeler hoş bir kontrast oluşturuyor. Sanat tarihçileri gördüklerimizin doğurganlığı ve Ağustos döneminde yaşanan bereketi sembolize ettiğini düşünüyorlar. Aynı desenin bu panelleri çerçeveleyen kısmında da tekrarlandığını görüyoruz. Ayrıca yatay olarak bütün dış cepheyi dolanan ortadaki bölümü görüyoruz. Bu ortadaki bölümün üst tarafında gördüğümüz frezelerde ise Ağustos'un yarattığı altın çağ tasvir ediliyor. Bunlar Ağustos'un atalarından ve Roma'nın kurucusu olan Aniyasa ilişkin. Roma'yı ve barışı simgeleyen başka figürler de görüyoruz. Bu rölyeflerin neyi ifade ettiğini kesin olarak anlamak güç. Çünkü bazen birden çok anlamı veya birbiriyle çelişen anlamları olabiliyor. Bu simgesel veya mitolojik anlatımları altarın ön ve arka yüzünde görebiliyoruz. Altarın yan cephelerinde ise bir geçit töreni görüyoruz. Dış duvar boyunca yürüdüğümüzde oldukça iyi durumda olan bu panele ulaşıyoruz. Burada neyin anlatıldığı konusunda henüz bir kesinlik bulunmuyor. Bazı sanat tarihçileri ortadaki figürün Venüs'ü simgelediğini düşünüyor. Bu figürün Barış'ı simgelediğini veya Telus'u veya Dünya Ana'yı simgelediğini düşünen sanat tarihçileri de var. Her halükarda ortada gördüğümüz bu figür doğurganlığı ve bereket simgeliyor. geliyor. Son derece güzel şekillendirilmiş, giysisinin kıvrımları bedenine son derece yakın. Altındaki teni görecek gibiyiz. Yunanistan'da Akropolis'te yer alan Parthenon Tapınağı'nda da bulunan tanrıçaları anımsatıyor. Kadın figürünün kucağında oturan çocuklardan biri diğer çocuğa meyve ikram ediyor. Kucağında meyve var. Kadın figürünün iki yanında yer alan mitolojik figürlerin Karanın rüzgarını ve denizin rüzgarını temsil ettiği düşünülüyor. Burada da kumaşların kıvrımları son derece güzel şekillendirilmiş. Ayağının dibinde öküz ve koyunlar görüyoruz. Uyumu, barışı ve doğurganlığı yansıtan bir sahne bu. Julius Caesar'ın öldürülmesinden sonraki on yıllar boyunca iç savaş devam ediyor. Augustus barışı tekrar sağlayan kişi. Burada da Augustus sayesinde yaşanan altın çağ vurgulanıyor. Şimdi Yapının yanlarında yer alan geçit törenine bakalım. Freze her iki yan duvarda arkadan en öne kadar devam ediyor. Figürler ana giriş merdivenlerine bakıyor. Bu geçit töreninde neyin yansıtılıyor olabileceğine ilişkin farklı birkaç görüş bulunuyor. Bu görüşlerden biri bu geçit töreninin altarın açılışı sırasında yapılacak olan töreni gösterdiği. Buradaki figürlerin rahipler olduğunu başlarındaki örtüden anlayabiliyoruz. Ayrıca hangisinin kim olduğu kesin belli olmamakla birlikte, buradakilerin de Augustus'un ailesi olduğu düşünülüyor. Hangi figürün Augustus'a ait olduğunu ise biliyoruz. Ancak bu figürün ön bedeni kopmuş ve mermer pek iyi durumda değil. Augustus'un en önemli bakanlarından Agrippa'yı da ayırt edebiliyoruz. Antik Yunan uygarlığının altın çağından kalmış olan Parthenon'da yer alan rölyeflerde bulunan figürler idealize edilmiş bir güzelliğe sahiptir ve figürler belirli bir kişiyi temsil etmezler. Oysa Roma uygarlığının altın çağına ait bu rölyefte ise adeta portreler var. Hangi figürün kim olduğu kesin olarak anlaşılamasa da belirli bir dönemde yaşanmış olan olaylar ve belirli kişiler canlandırılmıştır. Bu kesin olarak anlaşılıyor. Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemlerde taş üzerine portre yapımında, örneğin büstlerde çok başarılılar. O dönemden günümüze ulaşan çok değerli büstler bulunuyor. O dönemin büstlerinde olduğu gibi, baktığımız frezede de figürler idealize edilerek değil, son derece gerçekçi şekilde canlandırılmış. Burada, oymaların derinliğine de dikkat edelim lütfen. Bazı figürler ön rölyefte, arkada olan kişilerse alt rölyefe işlenmişler. Geçit törenine katılan kişilerin kalabalıklığını ve derinlik duygusunu görsel bir illüzyonla yansıtmışlar. Roma dönemi eserlerinin ayırt edici yönlerinden biri eserlere çocukların da dahil edilmesidir. Burada gördüğümüz resmi bir geçit töreni olmasına rağmen çocuklar da yer alıyor. Çocuklar çocukça davranıyorlar. Yani gördüğünüz gibi olan bitene pek dikkat etmiyorlar. Burada çocukların yer almasına ilişkin farklı yorumlar bulunuyor. Augustus doğum oranının düşük olmasından tedirgin. Bu sebeple evliliği ve doğurmayı teşvik eden kanunlar çıkarıyor. Yapının orijinal hali renkli. Bugün sadece mermeri görüyoruz ve yapının tamamının yeşil, mavi ve daha pek çok değişik renkle boyalı olduğunu hayal edebilmek bile gerçekten güç. Augustus'un kendisi hakkında söylemiş olduğu "Tuğladan bir şehir buldum, mermerden bir şehir bırakıyorum." sözü bu yapıya baktığımızda anlam kazanıyor. Augustus gerçek bir başkent yaratmış ve biz de tam 2000 yıl sonra onun şehrine bakıyoruz.